Bu şarkıyı söyleyen, bu şarkıyı dinleyen, bu şarkıyla kafasını sallayan kim varsa hepsi kafir olur söyleyeyim. Açık konuşuyor. Adam diyor ki niye bu çocukları diyor hani Allah dedirtiyorsunuz diyor. Düşmanlığı görüyor musun? Peki aynı çocuklar baleye gitseydi diyecek miydin bunu? Gençlik işte geçtiğimiz hafta bir üniversite gençliği intihar etti. Efendim o da diyor ki ben 3 senedir Müslüman değilim diyor. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Buradan söylüyorum. Bütün dünyaya ilan ediyorum. Gelin siz de inanın. Gelin siz de bu Kur'an'a sarılın. Herkes kazansın. Allahu Teala hak safta olmayı, hak için çalışmayı, mücadele etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. 19. yüzyıl 1880'li 90'lı Abdülhamit Han'ın son padişah olduğu dönem işte Kızıl Sultan dedikleri dönem. Karalamaya başladılar. Başta İngilizler olmak üzere. Ne yapalım da Osmanlı'yı bitirelim. Yani bu topraklarda hiç ne ezan, ne namaz, ne Kur'an istemiyor gavurlar. İstemiyor. Bütün mücadelesi bu. Ondan sonra barbar Türkler, işte onlar çıkarttılar bunu. Barbar bunlar, kötü bunlar. E tabi o zaman Müslüman toplumunun yaşayış şekli, namazlı, cübbeli, sarıklı, şalvarlı, hanımlar çarşaflı. Ondan sonra Avrupa'nın yapıştırdığı yaftada barbar bunlar işte. Bunlar medeni değil. Hani bunlar böyle kapalı mapalı, namazlı, niyazlı, yani mahremli, namahremli, kadınlarla erkekler bir olmaz. Oradan bir taraftan barbar, bir taraftan Kızıl Sultan'la Osmanlı yıkmaya çalıştılar. Mücadele ettiler ve tabii ki İngiliz Başbakanı Churchill, ondan önceki başbakanın kayıtlarda olan demeçlerine bakmanızı isterim. Yazın Google'a, yazın, deyin ki efendim Churchill Kur'an hakkında ne dedi? Yazın, okuyun orada. Ne diyor? Biz bu milleti diyor savaşla diyor yenemeyiz diyor. Biz bu milletin elinden diyor bu Kur'an'ı almamız lazım. Bu Kur'an'ı almazsak biz bu milleti yenemeyiz diyor. Gavur anladı işi ya. Ve o dönemde bir 19. yüzyıl, yani 1900'lü yıllardan itibaren, hele gelin ki bu işte 40'lı dönemler, ezanın Türkçe okunduğu dönemler. Bak bunları zaman zaman konuşmamız lazım. Bu ülkede, Türkiye'de Kur'an yasaklanmış arkadaşlar. Kur'an okuma yasak, eğitimi yasak. Nasıl hocam? Evet. Cüz, elif, ba, dereke, derece okutmak yasak. Hiçbir yerde, hiçbir köyde. Okutulsa ne oluyor hocam? Okutulsa ne mi oluyor? Hangi köyde, hangi camide kim okuttu? Felancı hoca, onu götürüyorlar. Daha ondan haber yok. Öldürüyorlar yani. Bunları yaşamışız. Kim var bunun arkasında? Biz Osmanlı torunları değil miyiz? Biz bunları yaşayacak bir millet miydik? Yaşadık ama bize yaşattılar bunu yani. Yine hadi 80'li yıllarda 13-15, bunu biz de yaşadık. 28 Şubatlarda ne dendi? 12-13 yaşına kadar çocuklara Kur'an öğretilmesin. Sizin Kur'an'la alıp veremediğiniz nedir ya? Kur'an'dan niye korkuyorsunuz? Kur'an huzur kitabıdır. Kur'an adalet kitabıdır. Kur'an mutluluk kitabıdır. Kur'an Allah'ın kitabıdır. İlahi nizamdır. Kur'an'dan daha yüce bir kitap yoktur. Niye bu yasaklar getirildi? Türkçe ezan niye okutuldu? Niye camiler kapatıldı? Mesele ne? Bu topraklarda İslam'ın en ufak bir eseri olmaz. Ne gibi olmasını istediler biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Endülüs Emevi Devleti gibi yapmak istediler Osmanlı Devleti'ni. En uzun İslam devleti, en uzun yaşayan İslam devleti hangisi? Endülüs Emevi Devleti. 800 sene İslam'la yaşayan bir devlet. Neredeydi bu devlet? Bak bilmiyoruz ismini. İspanya'da. Ne oldu şimdi İspanya'da? Bak 800 sene Müslüman topraklarında, hani orada İslam'la bir şey var mı? Sadece bir Kuba Mescidi kalmış, o da turist çeksin diye. Hani onu bırakmışlar yani. Bir mescit var. O da tabii turist için hani. Aynısını bizim için düşünmüşler yani. Yani camiler kapansın, Kur'an öğrenilmesin, Kur'an kaldırılsın, moda gelsin, Avrupa'ya özendirilsin. Efendim her 10 yılda, her 20 yılda bir bunlar hep yapılmış kardeşlerim. Önümüzdeki rol modellere bakıyorsun hani. Ya işte ne güzel film falan dediğimiz sanatçıların çoğuna bakıyorsun ki hep dine soğuk insanlar. Hani dini seven değil. 100 taneden 90'ı öyle. Yani insanları camiden, Kur'an'dan, Allah'tan
peygamberden uzaklaştırarak işte bir yola çekiyorlar ve bir fikir akımına sürüklüyorlar. Allah ıslah eylesin. Rabbimizin bize uzatmış olduğu Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı yapışmayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi akşam üzeri bana arkadaşın attığı yeni çıkmış ama inşallah hemen kaldırılır bu. Şu cümleye dikkat eder misiniz? Şarkı çıkıyor, bakın şarkıya bakın. Bu şarkıyı söyleyen, bu şarkıyı dinleyen, bu şarkıyla kafasını sallayan kim varsa hepsi kafir olur, söyleyeyim. Açık konuşuyorum. Böyle bir şarkı çıkarılır mı ya? Hani %99 Müslüman olan bir ülkede bu olacak bir şey midir yani? Sözlere bakın. Bindik bir alamete, gidiyor kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ve Adem'e. O cahil Havva ile Adem'e selam söyleyin. Lafa bakar mısınız? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Niye yaptın kardeşim bunu sen? Böyle bir şarkı olur mu? Hazreti Adem babamıza cahil denilir mi? O peygamber değil mi? Bunu söylemek, bunu bilerek söylemek adamı dinsiz yapmaz mı? Bunu dinlemek adamı dinsiz yapmaz mı? Şimdi sen bu şarkıyı çıkaracaksın. Bizim gençliğimizde hemen biliyorsunuz, hemen bunu, yani ünlü birisi bunu çıkarttı. O açıdan söylüyorum. Hemen bunu ne yapacak? Hop, okullarda, efendim, üniversitelerde başlayacaklar çocuklar söylemeye. İşte bu Yahudinin, bu Hristiyanın gayesi ne? Bu ümmeti ne yapmak? Siz söyleyin. Kafir etmek. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Adem'le Havva'ya. Bak 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 bak. Estağfurullah diyelim. Vallahi estağfurullah diyelim. Yani başımıza taş yağmıyorsa, işte kardeşlerim, hani niye sıkıntı çekiyoruz? Bunlardan sebep. Bu işlerden sebep Allah'ımızı gazaplandırıyoruz biz. Öteki taraftan bir bakıyorsun, gençlik, işte geçtiğimiz hafta bir üniversite gençliği intihar etti. Efendim, o da diyor ki ben 3 senedir Müslüman değilim diyor. Oradan da bir işte cemaatlere, bir dine bir saldırı var. Öteki taraftan birisi Diyanet'in resmi açılmış olan efendim Sibyan mekteplerinde, ben o mekteplerdeki muhteviyatı biliyorum. Yani o bildiğiniz medrese falan değil orası. Kreş düşünün, kreş. Oyun var, eğlence var, efendim hamur işi var, park var. Hep kreş gibi düşünün. Onun yanında işte Allah ya da ilahilerle abdest nasıl alınır? Allah'ın isimleri, böyle tek tük şeyler. 5 yaşındaki çocuğa ne vereceksin? Ama adam diyor ki niye bu çocukları diyor hani Allah dedirtiyorsunuz diyor. Düşmanını görüyor musun? Peki aynı çocuklar baleye gitseydi diyecek miydin bunu? Aynı çocuklar diğer kreşte şarkı türkü okudukları zaman onu diyecek miydin? Ki fotoğraflar var. Efendim Hristiyan rahibe küçük çocukları giydirmiş. Hristiyanlar çocuklarını kendi çizgisinde eğitiyor. Onlara bir şey diyor musunuz? Yok. Hastalık ne biliyor musunuz? İşte din, din hastalığı. Bu hak batıl mücadelesi Adem babamız zamanında başladı, hala devam ediyor. Rabbim hak tarafta olmayı bizlere nasip eylesin. Yani gerçekten korkulacak bir dönem. Daha önceki günlerde Hazreti Meryem validemizle ilgili Allah iffetli bir kadın diyor. Birisi çıkmış diyor ki işte o namussuzluk yaptı, kötü iş yaptı Hazreti Meryem. Haşa ya. Nereye gidiyoruz kardeşlerim biz? Şu şarkıyı söyleyen, şu şarkıyı yazan, sen İslam toplumunda bu şarkıyı söylerken sen hakaret ettiğinin farkında mısın Müslümanlara? Sen peygambere, Hazreti Adem babamıza o sözü nasıl söyleyebilirsin? Yani kardeşlerim, bu uyarıyı yapmamız gerekiyor. Ya bu kardeşlerimiz, bu işi yapanlar bunu bilmiyorlarsa uyarıyoruz. Bilerek yapıyorlarsa Allah'la harp edilmez. Allah'la harp edilmez. Galip gelecek olan Allah'tır. Bu da sizin helakiniz olur. Hem dünyada rezillik çekersiniz, hem de ahirette perişan olursunuz. Bilerek yapıyorsanız. Bilmeyerek yapıyorsanız, bir kardeşiniz olarak diyoruz ki bu yanlış yol. Bu insanları kitle kitle, yüz binlerce, milyonlarca insanın kafir olmasına sebep oluyorsunuz ki Allah muhafaza. Öyle mi hocam? Öyle. Hemen kaldırıyoruz hocam deyin ve kaldırın bunu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala